Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi size bir şey danışmak istiyorum. Bu videoyu biraz vlog tarzı diyelim. Herhangi bir şey açıklamayacağız. Herhangi bir şey tartışıp kıyaslama yapmayacağız. Bu videoda sizden biraz destek isteyeceğim. Nasıl bir destek diyeceksiniz? Ufak bir destek isteyeceğim sizden. Şöyle bir destek. Video içeriği hakkında vlog tarzı mı çeksem, araç mı tanıtsam veya kendi aracım üzerinden bir şeyler mi sizle tartışsak, nasıl bir içerik üretsem, hani bu konuda bana destek verirseniz. Zaten hani çok bir kitlem yok. Instagram'da Power Shift Focus sayfasında zaten 3500 kişiyiz. O civarlardayız. İçerik olarak YouTube kanalımda da bildiğiniz gibi zaten 86 abonem var. Şu an 87-88 falan olmuştur diye düşünüyorum. Birkaç bildirim geldi. Ona istinaden nasıl içerikler çıkarsam, neler yapsam. Şu an arkadaşlarımla da ortak görüşüyorum mesela. Araçlarınızı karşılaştırmayı düşünüyorum. Bir, tanıtmam gereken bir iki tane araç var. Bu da iki. Şimdi benim, çoğunuz beni Instagram'dan takip ediyorsunuz. Instagram'da da tabii Ford üzerine çalışıyorum. Öyle söyleyeyim size. Ford üzerine içerik çıkartıyorum ve beni takip eden kitlem de genelde Ford tayfası. O şekilde anlatayım size. Ford'la ilgilenen insanlar. Şimdi bu akşam Egea videosu çektim. Şimdi Ford sahibi bir insan, Ford üzerine beni takip eden bir insan Egea videosunu izler mi? İzlese bana destek olur mu? Şimdi kafamda o tarz bir soru işareti oluyor. Şuna da emin değilim. Lütfen beni seven insanlar üzerine hani alınmasın. Beni sevmeyen insan da var, seven insan da var. Şimdi ben daha çok beni seven insanlara hitap etmek istiyorum. Ama insanlar benim içeriklerimi beğendiği için mi beni takip ediyor? Yoksa beni sevdikleri için mi beni takip ediyorlar? Beni sevdiği için mi takip edip ben de muhatap olanları ben zaten az çok biliyorum ama takip edenlerin genelinin neden beni takip ettiğinden emin olmadığım için ona göre bir içerik kendime yoramıyorum. Yani sizden ricam, her zaman şundan her zaman nefret etmişimdir. Arkadaşlar beğenip abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Bu laflar bana çok klişe geliyor. Her zaman da gördüğüm videolarda benim sinirimi bozan bir kavram. Ama şu anlık şunu rica edeceğim. Gerçekten hani yürekten beni takip eden insanlar varsa ki onlara şu an söylüyorum. Hani bana yardımcı olmak babında ister Instagram DM'den gerek bu videonun altına yapacağınız yorumlarda belirtmenizi isterim yani. Yani ne tarz içerikler çıkartmam gerekiyor, neler yapmam gerekiyor veya Ford'dan bağımsız olmak üzere Ford'un haricinde araç tanıtsam izlenir mi veya siz izler misiniz? Yani YouTube'un ana sayfasına düşüreceği insanlardan ziyade benim daha çok hani Instagram'dan gelen insanlara hitap etmek istiyorum. Onlar için hani elimden geldiğince Ford hakkında bilgilendirici videolar çıkartmaya çalışıyorum. O yüzden şu an dediğim gibi önümde bayağı epey bir yol var. Bu arada şu an şurada biraz gaza basayım. Aklınızda bulunsun. Motorunuz sıcak konumdaysa, hararetiniz 90'a geldiyse bu tarz yokuşlarda biraz yüksek devirde kullanarak ufak da olsa kurumlarınızı yakabilirsiniz. Şöyle ben buradan manuel aldım. Birinci vitesteyim. 3000 devirdeyim. Bu yokuşu 3000 devirde bitireceğim şu anda. 3100-3200 şurada bir mafyal var. Burada gaz kesiyorum biraz. Devam. Yani benim çıktığım yokuş şu an biraz kısa bir yokuş. Bulduğunuz yolda bu şekilde kurumlarınızı yakabilirsiniz. Bu şekilde dizel partikül filtreniz eğer tıkalıysa çıkacağınız yokuşa göre tabii ki. Bu arada arkada baret var. İnşaatta kullanmak için o tıkır diyor sorarsanız. Bu şekilde yakıt tüketiminizi düşürüp motorunuzun daha rahat nefes almasını sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar uzun lafın kısası bana ne konuda içerik çıkartacağıma dair fikirler verirseniz, yardımcı olursanız elimden geldiğince ben de size bilgilendirme maksadıyla elimden geleni, bildiğim şeyleri size aktarmayı gerçekten isterim. Zaten ben bu sayfayı falan açmaktaki maksadım yeni dostluklar edinmek, yeni insanlar tanımaktı. Ki bu amacıma da ulaştım. Çok güzel insanlar tanıdım. Şu an WhatsApp grubunda olsun, Instagram'da olsun hepsiyle görüşüyorum.
Tabi hepsi farklı şeylerdi ama gönüllerimiz bir sonuçta. O yüzden problem yok. Yolun sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.